Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimde yapımı çok basit ve toplamda 5 dakikanızı almayacak mercimek çorbası. Öncelikle ocağımın altını açıyorum. Yarım çay bardağından biraz az olan sıvı yağımı tencereme ilave ediyorum. Ve daha sonra önceden doğramış olduğum 1 adet havucum, 1 adet orta boy soğanım, 2 adet yeşil biberimi de tencereme ilave ediyorum. Yarım tatlı kaşığı salçamı da tencereme ilave ediyorum. Bunlar bu aşamada pişerken ben de mercimeğimi ekleyeceğim. 1,5 su bardağı mercimeğimi ekliyorum. Mercimeği de iyi kayıp süzdükten sonra tencereme ilave ediyorum. Ve kaynatmış olduğum sudan su ekleyeceğim. Ve suyunu ekliyorum. Suyu tamamen göz kararı. Ve şimdi de tuzunu ekliyorum. Siz de kendi damak zevkinize göre tuzunu ekleyebilirsiniz. Birazcık da ben kimyon ekliyorum. Tadını çok güzel değiştiriyor kimyonda. Çok az ekledim kaşığın ucuyla. Ve daha sonra kekik, kırmızı biber istediğinizden koyabilirsiniz. Kekik ve kırmızı biberini de ekliyorum. Siz de damak zevkinize göre baharatlarınızı ekleyebilirsiniz. Daha farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Kırmızı toz biber de ekleyebilirsiniz. Ve ağzımı kapatıyorum. Mercimeklerin bu esnada pişmesini bekliyorum. Tabi mercimeğim pişerken ben de ara ara haber alıyorum. Çünkü bu esnada suyu azalabiliyor. Dibine tutabiliyor. Şu an pişmesine daha var. Daha hala hazır su eklemedim. Blender'dan çektikten sonra da su da eklemem gerekiyor çünkü biraz. Mercimeğim pişti artık. Ben de altını kapattım. Ve şimdi blenderdan geçireceğim. Mercimeği ben ayrı bir kaba döküyorum. Tencerede yapamıyorum çünkü blenderla. Bu esnada da tenceremi yıkayıp blenderda çekiyorum mercimekleri. Mercimeği blenderdan geçirdim ve tekrardan tencereye alıyorum. Tekrardan tencereme alıyorum mercimeğimi. Biraz su ekleyeceğim tabi burada kalanlara. Biraz da su ilave ediyorum. Şu anda çok koyu zaten kıvamı. Siz kıvamını koyulduğunu veya duruluğunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şu an benim için iyi. Ben bunu biraz daha kaynatacağım şimdi. Bu esnada tuzu, baharatı eksik olursa baharat veya tuz ekleyebilirsiniz. Eğer isterseniz içine et bulyon da atabilirsiniz. Öyle de çok lezzetli oluyor. Çorbam kaynadı, artık oldu demektir. Şimdi ocaktan alacağım ve servisini yapacağım. Çorbamız hazır. Şimdi ben de sunumunu yapıyorum. Ve çorbanın yanına hamsi kızartması ve salata yaptık. Siz de isterseniz bu şekilde kendinize bir menü hazırlayabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.